Ah Köşa. Ah annem var ya, o kadar korkuttun ki bizi yani. Bak ne olur bir daha bize söz ver. Bizden izinsiz, habersiz hiçbir şekilde dışarı çıkmak yok, tamam mı? Söz veriyorum anneciğim. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Söz. Benim güzel kızım. Bundan sonra var ya, sen ne zaman istiyorsan o zaman döneceğiz parktan. Oley, yaşasın. Teşekkür ederim babacığım. Hiç teşekkür etme anneciğim. Babanın zaten bana bir iddia borcu vardı. Ben kazandım onu. Kurtuluş Bey, önümüzdeki 3 gün kızınız ne dilerse onu yapıyorsunuz. Yapmam mı be? Yapmam mı? Benim aşkım o be. Oh, oh, oh. Canım kızım benim. Yaparım tabii. Çok korkuttun kız bizi. Oh. Annem benim. Kurban olurum sana. Allah bir daha böyle bir gün yaşatmasın bizi aşkım. Nefessiz kaldım. Vallahi ölüyorum sandım. Ya ben o kadar çok korktum ki Emir'i kaybettik diye. Ya Onur, ne kadar gereksiz şeyler yüzünden birbirimizle kavga ediyormuşuz. Ne kadar önemsiz şeyleri kafaya takıyormuşuz biz böyle. Bak Emir'i kaybettiğimizi sandık. Bir daha göremeyeceğiz dedik. Her şey bitti. Doğru söylüyorsun aşkım. İnsanlar herhalde böyle zamanlarda anlıyor birbirlerini ne kadar sevdiklerini. Hayatın ne kadar kısa olduğunu. Aşkım ne oldu, daldın? Ne düşünüyorsun? Ya, düşünüyorum Onur. Ya, biz Emir'i birkaç saatliğine kaybettik. Ömrümüzden ömür gitti. Babam yıllarca bize ulaşmadı, bizi görmeye gelmedi. Ben eskiden kendimce ona hak veriyordum. Ama evladım olduktan sonra bunun hiç haklı bir sebebi yok ki. Bence babamı bulamamamız bizim için çok hayırlı oldu. Bunları şimdi hiç düşünmeyelim, tamam mı? Evet, bir iddia kaybettin. Onu hatırlatmak isterim. Onur Bey, çocuk bakmak kolay mıymış? Kaybettin, kölemsin. Tamam, 2 gün boyunca kölen olacağım. 3. Sen yeter ki benim yanımda ol. Ben son nefesime kadar senin kölen olurum. Annem. 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 Ne oldu? Ne oldu? Ne? Aşkım benim buna bakmam lazım. Kim? Babanı bulması için beni görevlendirmiştim ya. Dinliyorum. Evet. Ne? Buldunuz mu? Babamı mı bulmuşlar? Ali Bey, teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben bir eşimle görüşeyim. Ona göre haber vereceğim size. Yaşa kalın. Ne oldu, bulmuşlar mı babamı? Hayır aşkım. Yani henüz babanı bulamamışlar ama. Halandan haber ver. Halanı bulmuşlar. Halam mı? Yani şöyle düşün. Yani sonuçta babanın kardeşi. Babana bir adım daha yaklaştık. İlla ki babanla ilgili bir şeyler biliyordur. İstersen arayayım şimdi. Adresini alayım, hemen gider görürüz. Hayır. Neden? Ben kararımı verdim. Görmek istemiyorum. Aşkım emin misin? Yani düşündün mü? Kesinlikle eminim. Halamı da babamı da görmek istemiyorum. Benim artık onlara ihtiyacım yok Onur. Tamam. Pekala, nasıl istiyorsan öyle olsun. Ama kardeşlerinin durman haberdar olması gerekiyor. Onlar da kendi kararını kendi versin. Bence söylememize gerek yok. Onlar da benim gibi düşünür. Aşkım, bilmeye haklarının olduğunu sen de biliyorsun. Tamam. Tamam, söyleyelim o zaman. Hakları var. Hadi telefonda olmaz. Gidelim yüz yüze anlatalım. Onur, benden çok farklı şeyler düşünmeyecekler, emin ol. Ama yine de tamam. Gidip söyleyelim. Gel babacığım gel. Hoppa. Aşkım. Çok güzel görünüyor burası.
hoşuna gitti mi? Ay çok, hem de cennet gibi. Onur, kollarında o kadar huzurlu, o kadar mutluyum ki. Ne babama ne de başka birine. Senden başka hiç kimseye ihtiyacım yok. Ben hep buradayım aşkım. Sana her zaman böyle sımsıkı sarılıyor olacağım. Hep yanımda ol. Hep burada kalacağım. Aşkım yalnız annenin hali neydi öyle ya? Nasıl baktı bize? Bir an evden kovacak zannettim yani. Vallahi öyle. İkimiz de terlikle kovalarda. Onur. Ben sana sormak istiyorum. Biz mazoşist miyiz acaba? Niye böyle kendimizi zora sokacak şeyler yapıyoruz, üzüyoruz kendimizi, anlamıyorum ki. Yani düşününce olabilir aşkım. Vallahi bizden her şey beklenir. Ya vallahi öyle ya. Nerede bir sorun var, nerede bir olay var? Biz sanki çomak sokuyoruz olayın içine. Haklısın yani. Kendi kendimize huzurumuzu kaçırıyoruz. Bence de. Bir daha böyle şeyler yapmayalım Onur. Yapmayalım. Deli miyiz biz? Ben sana deliyim mesela. Ben de sana deliyim. Sadece sana deliyim yani. Başka bir delilim yok bu hayatta. Yok. Aslında ben buldum. Bunların hepsi monotonluktan oluyor biliyor musun Onur? Çünkü biz aynı döngünün içinde sürekli dönüyoruz. Ne oluyor? Olayları biz yine kendimize çekiyoruz. E başka bir şey yok ki hayatımıza kafamızı dağıtacak, enerjimizi değiştirecek. O yüzden düşün. Son olaylara baksana yaşadığımız. Başka bir şey beklenemez zaten. Yani evet. Eften püften bir sürü sorunla uğraştık. Aynen öyle. Yani şu günlük rutinden çıkabileceğimiz bir aktiviteye ihtiyacımız var bizim. Mesela? Şöyle yani, iş, güç, emir, bunların çok dışında, bu rutinlerin dışında birbirimize ayıracağımız güzel zamanlar yaratalım. Güzel zamanlar mı yaratalım? Seve seve. Hatta ben şimdi yaratmaya başlayabilirim yani. Öyle bir şeyden bahsetmedim, biliyorsun herhalde Onur. Ya rutinimizden uzakta diyorum. Mesela hayatımızı renklendirecek bir şey. Dans edebiliriz. Dans mı? Ne dansı? Aşkın dansı. Tango mesela. Bir tanem. İlla hayatımızı renklendireceksek dans yerine mesela baş başa yemeğe gidebiliriz. Ne zamandır da gitmiyoruz. Hatta bunu İstanbul'da da yapmayalım. Yurt dışına gidelim. Seni Paris'e götüreyim istersen. Hı? Çok böyle romantik bir ortam. Baş başa, güzel bir manzara. Ne dersin? Sadece sen ve ben. Hı? Ya tamam gideriz aşkım. Sorun o değil ki. Sorun günlük rutinden uzaklaşacak bir şeyler yapabilmek. Aşkım günlük rutinden nasıl uzaklaşacağız? Nasıl hayatımızı renklendireceğiz? Yani Emir'in mamasını yedirirken dans mı edeceğiz? Ya da ben toplantı salonuna tango yaparak mı gireceğim yani? Bachata'yla mı sunum yapacağım? Bachata yapmayı biliyor musun Onur? Bilmiyorum. Bak ne yapıyorsun? Beni zarflıyorsun burada. Öyle olmaz. Ben ondan bahsetmiyorum. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Aşkım sen şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok yorum yapıyorsun. Dur. Ben çok güzel araştırdım. Bir dans kursu buldum. O kadar güzel ki. Hatta bak resimleri de var burada. Onları sana göstereyim. Bak. Çok güzel görünmüyor mu bak? Tutku, uyum, ahenk hepsi var. Sen zaten kafanda bitirmişsin. Aa, şimdi uyum deyince de yani orada bir saniye dur lütfen. Az önce bak salındık beraber. Hı? Çok da uyumluyduk yani. Yalan mı? Neden? Çünkü doğal yetenek var bende. Kursa ihtiyacım yok. İyi. İyi tamam o zaman. Sende doğal yetenek varsa sen gelme. Ben giderim. Yani git. Yani git. Ben de oğlumla beraber seni beklerim. Burada.
Belki şurada bir yerde. İyi bakalım. İyi. Ama benim gitmeme izin verdi. Bu da bir şey. Lale! Ne yapıyorsun sen burada? Onur? Ben ne yapacağım? Tango dersi alalım dedim. Sen gelmek istemedin. Ben de partnerimi buldum. Evet. Ruh eşim. Laleciğim, devam edelim mi? Edelim. Aşkım, iyi misin? Düşünüyordum aşkım. Ya işle ilgili şimdi önemli bir toplantım var. Aklım oraya gitti yani. Neyse, benim çıkmam lazım. Tamam canım. Ben de Mahmure Hanım gelsin, Emir'e emanet edip çiçekçiye gideceğim. E güzel. Babam hoşça kal. Oradan da dans kursuna gideceğim. Deneme dersi var da. İyi işler. Sağ ol. Sana da iyi şeyler. Danslar. Danslar. Ablacığım, bu ne rahatlık ya. Daha bir çocuğumuzun kafasını sokamadık bir eve yani. Daha ikinci çocuğu falan istiyor peşine ya. İster tabii. Bak, Gülşah da istiyor. O neyini istiyorsa zaten cimcimi. Sanki çocuğa kendi bakacak. Geceleri de böyle alacak, koynuna kendi yatıracak sanki. Yatırı niye yatırmasın? Sen yatırmıyor muydun Nergis'te bizi? Üçümüz yatmıyor muyduk? Ay doğru söylüyorsun ablacığım. Korktuğumuz zaman böyle yanıma gelirdiniz usulca. Ne güzel işte. Bak abla, kardeş gerçekten çok önemli, çok özel. Yani bir sıkıntı ya da başka bir şey olduğu zaman yaslanacak bir omuz demek. Bak, babasız büyüdük ama hiç eksikliğini hissettirmedik birbirimize. Bence bir tekrar düşün. Doğru söylüyorsun ablacığım, doğru. Ama ben Kurtuluş Enişte'nin bu rahatlığını falan hoş göremem yani. Önce gitsin bir ev tutsun, ondan sonra düşünürüm artık. Neyse, sen düşün, taşın işte, karar ver. İyi hadi. Ay neyse. Hadi benim gitmem lazım ya, dans kursuna geç kalacağım. O zaman dans! Renk! Dans! Tutku, uyum, ahenk, hepsi var. Alo Melek. Benim çok acil bir işim çıktı, toplantıyı erteleyelim. E
Evet arkadaşlar, hazırsak derse geçebiliriz. Fakat aramıza yeni katılan bir arkadaşımız var. İsterseniz onu bir tanıyalım. Tabii. İsmim Lale. Bir çocuğum var, tarih öğretmeniyim ve küçük yaştan beri de dansa çok meraklıyım. Bu kadar. Ne kadar iyi ettiniz de geldiniz. Partileriniz yok değil mi? Yok, ben tek katıldım derse. Hiç sorun değil. Başlangıçta benimle başlayabilirsiniz. İsterseniz başlayalım. Başlayalım. Lale. Onur. Biraz geciktim galiba. Kusura bakmayın. Sen gelmeyecektin. Ne oldu? Partneriniz geldi sanırım değil mi? Evet. Eşim Onur. Evet, partneriyim. Çok güzel, çok güzel. Hoş geldiniz. Evet Onur, sizi tanıyalım. Ayrıca neden tango? Eşim istediği için. Çok güzel. Arkadaşlar, evet devam. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Partnerimizin gözlerinin içine bakıyoruz. Çok özür diliyorum, çok özür diliyorum. Bakınız. Tango. Tutkunun lazım. Böyle uzak durarak bu tutkuyu ne yapıyorsunuz? Öldürüyorsunuz, gizlinizde. Çok güzel, şu şekilde. 1, 2, 3. Tamam, 4. Ben yaparım. Çok güzel. Tango'da dansı erkek yönlendirir. Ve siz de partnerinizin gözlerinin içine bakarak adımları ne yaparsınız? Takip edersiniz. Ben yönetirdim. Yöneteyim mi? Bakınız müziğin sesi. Zaten bize adımlarımızı nasıl atacağımızı anlatıyor. Çok güzel, harika. Çok güzel. Çok iyi. Size bir şey söyleyeceğim. İçinizde gerçekten doğal bir dansçı var. Teşekkürler. Evet, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Çok güzel, harika. Durun bakayım ben size bir daha. Of benim canlarım, of benim prenseslerim. Ay, hala, abla gerçekten onları Paris'ten mi aldın ayakkabılarını ya? Özel yapım yani. Ay, evet Nergis'cim, el yapımı hem de sudan ucuz. 4 rengini aldım. Tanesi 2500 euro. Hı? Euro. İstersen sana istediğin rengini verebilirim. Gerçekten. Ha, gerek yok. Gerek yok, var olun. Ya anne. Nasıl ne annesi? Ayrıca benim kızım o kadar beceriklidir ki. Böyle geçenlerde bana bir çanta aldı. 35 liraya almış. Hiç inanmazsın yani. Herkese gerçek diye yutturduk. Yani. Hala. Şimdi bizim hani böyle eve gitmemiz lazım. Daha yemek yapacağız da. Dükkanı falan da kapayacağız. Böyle oho çok işimiz var değil mi anne? Aman hazırlarsınız canım. Ne var? Hem ben öyle çok şey yemem. Hay biz sen karıştırdın herhalde. Yemeğe çıkıyorduk ya. Çok uzak bir yere. Bayağı İstanbul'un çok dışına. Hatta biz de ilk defa gidiyoruz hayatımızda. O yüzden belki yatıya da kalırız. Mecburen. Tamam, borcunuz olsun. O zaman Songül ablacığım şöyle bizim toplu bir fotoğrafımızı çeker misin? Gel, gel. Sarıl halaya. Öp halayı. Öp, 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 öp. Oh! Kokulu kokulu. Oh, oh, oh. Nereden? Buradan mı çekiliyor? Sarıl halaya. Evet, oldu galiba. Ay, sarılın. Ay, nasıl böyle kokluyor kokluyor öpüyorlar. Özlemişler halalarını. Şuram titredi, şuram. Acaba niye titriyor orası? Sen cep telefonunu görmesem, acaba kalbinde bir şey mi var? Hala hasreti çekmişler. Halayı özlemişler. Ne demişler? Hala gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Ay, ilahi, öyle dememişler. Ana, ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz demişler. Hala, hala, şu an hala o, ana değil.
Ah, şimdi paylaşalım. Altına da yazarım. Kuzenlerimle kahve keyfi. Kuzen değil yalnız, yeğeno. Ay ben hep karıştırıyorum onları, biliyor musunuz? Yurt dışında yaşadım ya, orada cousin diyorlar. alışık olmayan halada yeğen durmazmış. Haklısın Songül ablacığım. Ben yeğenlerime hala olamadım. Doğru söylüyorsun. Vallahi pek de eksikliklerini hissetmediler açıkçası. Anne, acaba şey mi yapsak? Gitsek değil mi bir an önce ha? Ne dersin, hani geç kalmayalım. Hadi değil mi? Hadi hadi ayaklanalım bir an evvel, geç kalıyoruz. Evet, ben de yavaş yavaş kalkayım artık. Hadi. Ben geldim. Lale! Ay! Halasının bir tanesi. Hala mı? Songül ablacığım. Ben bir kahve daha alayım. Gel Lale. Gel. Gel kuzum, gel gel gel. Ne yaptınız bacanak ev işine? Ne yapalım be bacanak, öyle böyle bir şey beğendik gibi yani. Güzel görünüyor Nülfer'in de içerisinde. E güzel. İnşallah istediğiniz gibi ev olur yani. Şöyle rahat, hani mutlu olacağınız. Eyvallah bacanak, inşallah ya. Yani bizim de böyle şu dünyada kafamızı sokacak bir yuvamız olacak gibi, bakalım. Olacak tabii bacanak, niye olmasın? Daha güzelleri de olacak. Aslanlar gibi çalışıyoruz. Eyvallah bacanak, eyvallah. Sağ ol vallahi. Siz ne yaptınız? Biz ne yaptık? Biz Lale ile dans kursuna gittik. Dans kursu mu? Hı. İşte Lale ısrar edince. Ha, eş kontenjanından mecbur kaldın tabii. Ya Nilüfer de beni böyle bir götürdüydü de hani bizimki biraz vukuatlı bitti. O niye? Hoca erkekti bacanak. Ha. Şimdi hani tamam böyle niyeti kötü değildi belki ama böyle Nilüfer de öğrenmeye çalışıyordu. Böyle salsa malsa biraz samimileşince benim asfalyalar attı tabii, direkt dalmışım herife. Tabii Zeybe'ye alışık bünyede böyle salsa malsa devreleri yaktı haliyle. Ama sen modern adamsın, öyle sorun yaşamamışsınızdır. Yani biz de zaten vazgeçtik, artık gitmiyoruz. Niye bacanak? Hoca erkekti bacanak. Tabii. Ah Laleciğim, bir karış boyun vardı. Ne kadar da uzamış, ne kadar da güzel bir kadın olmuşsun. Çok teşekkür ediyorum Hülya Hanım. Hanım mı? Aa, hanım değil. Hananım ben senin. Tabii. Ağzın alışmadığı için. Sebep olanlar utansın. Bizi ayrı düşürenler utansın. Ay yok, öyle demek istemedim. Aslında hala demek istedim de öyle ağızdan çıkmıyor işte öyle bir anda. De, de hala de yavrum. Ağız dolusu de, halacığım de, halam de. Derim. Biliyorum, siz de beni çok özlediniz. Beni çok aradınız, farkındayım. Çok öyle gibi, çok şey olmadı. Evet, aradık evet. Farkındayım. O gözler yalan söylemez. Küçükken de öyleydi. Hiç değişmemiş. Maviş maviş. Benim gözlerim mavi değil. Aa, lens mi takıyorsun? Yok takmıyorum. Hiç mavi olmadı gözüm. Yok. Çocukken öyleydi, sonra değişir o. Hasret kaldım ben size. Kim bilir siz de beni ne kadar özlediniz. Evet, öyle gibi. Hep o babanızın yüzünden. Bedelini ben ödedim. Hasret kaldım size. Yanınızda olamadım. Allah kimseyi halasız bırakmasın. Amin. Çok zor cümlemize. Gel. Yanaş halaya. Sarıl böyle bir halaya. Gel sokul 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 sokul. Öp halayı. Sarıl sarıl. Yeni laleyle hasret rüzgarları. Laleciğim, eşin nasıl? Yani sağlam papuç mu? Papuç mu? Hı. Sağlam papuç olarak değer. İyi bir insan. İyilik karın doyurur mu Laleciğim? Ay sen küçükken de böyleydin, naiftin. Üzerler halam, üzerler annem. Şuran titrer. Titremiyor. İyiyim, mutluyum. Allah mesut etsin. Ve ben de hala gözüyle bakıp bir not vereceğim. Merak etme, bundan sonra yanınızdayım. Dağ gibi halanız var.
Eksik olmayın, ne diyeyim? Hiç merak etme, bundan sonra hep birlikteyiz. Hiç yalnız bırakmayacağım sizi. Oh maşallah. Hale bak Allah aşkına. Anne, ya nereden çıktı böyle tombaladan çıkarmış gibi ya? Vallahi bilmiyorum, Allah beni deniyor herhalde. Ne yaptık, çok mu güldük, bir şey mi yaptık? Ya öyle demeyin bence, iyi bir kadına benziyor. Değil mi? Yani iyi bir markası var. Ayakkabı olsun, pabuç olsun. Ha? Taba geldi, taba gel. Ay! Güzellerim de burada. Ben şimdi öleyim. Öleyim ben burada. Ben burada aman, öleyim mutluluktan. Aman Allah gecinden versin. Ay, Songül ablacığım. Ay ne meraklıymış. Bir toplu fotoğrafımızı çeker misin? Kızlar gelin, gelin, gelin. Hadi Laleciğim, yaklaş, yaklaş. Sen de, hadi sen de kokla. Sen de tepesine çık. Hadi yaklaşın. Olmuyor. Evet, burasıydı değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.